Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde hal değişimi ile ilgili problemler çözeceğiz. İlk sorumuz arkadaşlar, saf bir maddeye ait verilen niceliklerden hangileri madde miktarına bağlı değildir demiş. Arkadaşlar bildiğimiz gibi erime sıcaklığı nedir? Ayırt edici bir özelliktir. Erime ısısı yine ayırt edici bir özelliktir. Yani bunlar ayırt edici özellikler olduğu için bunlar madde miktarına bağlı değildir. Ancak ısı sırası hatırlayacağınız gibi mc değeridir. Yani gördüğünüz gibi madde miktarına bağlıdır. Madde miktarına bağlı olmayanlar birinci ve ikinci, yani erime sıcaklığı ve erime ısısı. Tüm ayırt edici özellikler madde miktarına bağlı değildir diyebiliriz. İkinci sorumuz, -20 santigrat derecedeki 50 gram buzu 40 santigrat derecede su haline getirmek için kaç kalori ısı gerekir? Arkadaşlar bunu bir sıcaklık zaman grafiği ile göstermeye çalışalım. Burası sıcaklık eksenimiz olsun. Bir de buna ilave olarak şöyle bir zaman ekseni ya da ısı ekseni de diyebiliriz buna. Biz zaman ekseni olarak alalım. -20 santigrat derecede buzumuz var. Bu -20 santigrat derecedeki buzun 40 santigrat derecede su haline gelmesini istiyoruz. Şurası da 40 santigrat derece olsun. -20 santigrat derecedeki buz önce 0 dereceye çıkana kadar ısı alır. 0 dereceye ulaştıktan sonra tamamen erimesi için bir süre sıcaklık artmadan sadece hal değişimi için aldığı ısıyı kullanır. Tamamen sıvı hale geçtikten sonra hala ısı vermeye devam edersek de sıcaklık 40 santigrat dereceye çıkacaktır. O halde arkadaşlar bakın -20'den 40 dereceye 3 aşamada geliyor. Birinci aşamada aldığı ısıya Q1 diyelim. İkinci aşamada Q2, üçüncü aşamada da Q3 dersek. Birinci aşamada aldığı ısı miktarını hesaplayalım. Nedir arkadaşlar? Q1 eşittir. Bakın sıcaklık artarken aldığı ısı miktarını nasıl hesaplıyorduk? Mc delta T. Tabi burada dikkat edeceğimiz şey nedir? Madde burada buz halde olduğu için buzun öz ısısını kullanmalıyım. Bakıyoruz 50 gramlık buzumuz var. Buzun öz ısısı 0.5 ve sıcaklık değişimi de -20'den 0'a çıktığına göre sıcaklık değişimi de 20 santigrat derecedir. Yani bu da ne eder arkadaşlar? 50 çarpı 20 ile 0.5'i çarptım. O ne der? Buradan 500 kalori sıcaklığı 0'a çıkarmak için kullanır. Ardından ikinci aşamada sıcaklık 0'a çıktıktan sonra erimeye başlar ve erime süresince sıcaklık sabit kalır ve bu sürede aldığı ısı miktarı da m çarpı le şeklinde, yani 50 gram buz çarpı erime ısısı da 80 kalori bölü gram. Bu aşama için de 4000 kalori ısı gerekir. Ve son olarak üçüncü aşamada yine burada madde tamamen sıvı hale geçti. Madde tamamen sıvı hale geçtikten sonra sıcaklığı artarken aldığı ısı miktarı da mc delta t şeklinde. Ki burada da artık madde tamamen su olduğu için suyun öz ısısını kullanmalıyım. 50 gram su, öz ısısı 1 ve sıcaklık değişiminin de 40 olmasını istiyor. O halde buradan da 2000 kaloriye ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu iş için gerekli ısı miktarı arkadaşlar toplam ne kadardır? 4000, 2000 daha. 6500 de burada. 6500 kalori ısıya ihtiyacımız vardır. Ya da bunu 6,5 kilokalori olarak da yazabiliriz. Diğer sorumuz, 120 santigrat derecedeki 2 gram su buharı çevresine 1180 kalori ısı verirse son sıcaklığı ve fiziksel durumu ne olur demiş. Yine arkadaşlar bir grafikle göstermeye çalışalım bunu da. Diyelim ki şurası sıcaklık eksenimiz olsun. Burası da yine zaman eksenimiz olsun. İlk başta elimizdeki madde 120 santigrat derecede su buharı ve buna bu madde çevresine ısı veriyor. Ne olur diyor. Arkadaşlar su buharı çevresine ısı verince önce sıcaklığı azalır. Ne zamana kadar? Yoğunlaşma sıcaklığı, yani 100 dereceye kadar sıcaklığı azalır. Peki bu aşamada bu 1180 kalorinin ne kadarını kullanır? Bakalım birinci aşamada kullanacağı ısı miktarı mc delta t. Bakın sıcaklığın azaldığı bölgede aldığı ya da verdiği ısıyı mc delta t şeklinde hesaplarız. Ve burada madde su buharı halinde olduğuna göre burada buharın öz ısısını kullanıyorum. Bakıyorum 2 gram su buharı. Öz ısısı 0.5, sıcaklık değişimi de 120'den 100'e düşeceğine göre 20'dir. Buradan arkadaşlar ne kalır? 20 kalori. Bakın bu 1180 kalorinin 20 kalorisini nerede kullandı?
sıcaklığı 120'den 100'e düşürünceye kadar. Ne kaldı o zaman şu anda bizde bakın arkadaşlar? 1160 kalori ısımız kaldı. Peki bundan sonra hala ısı vermeye devam edecek. Dolayısıyla ne yapar? Yoğunlaşmaya başlar. Peki 2 gram buharın yoğunlaşması için ne kadar ısıya ihtiyacı vardır? Bunu da bir hesaplayalım. Yani ne kadar ısı kaybetmesi gerekir? M çarpı LB kadar. Bakın hal değişimi başladığı zaman aldığı ya da verdiği ısıyı kütlesi çarpı hal değişim ısısı şeklinde hesaplıyorduk. 2 çarpı bakıyoruz. Buharlaşma ısısı arkadaşlar burada 80 kalori olarak vermişiz. Bu hatalı olmuş. Bunu değiştiriyorum. 540 kalori bölü gramdır buharlaşma ısısı. 2 çarpı 540'tan ne eder arkadaşlar? 1080 kalori de burada kaybeder. Ve 1080 kalori de burada kaybederse ne kadar arkadaşlar? Bize 80 kalori daha kaldı. Hala kaybedeceği ısı miktarı varsa buradan sonra ne yapar? Sıcaklık azalmaya başlar. Peki ne zamana kadar sıcaklık azalır bakalım? T diyelim buna. Şimdi arkadaşlar burada ne çıktı? Q3. O zaman Q3 eşittir mc delta t diyelim. Bakın 3. aşamada kaybedeceği ısı miktarı ne kadar kaldı? 80 kalori. Peki bu kaybedeceği 80 kalori ile sıcaklık değişimi ne kadar olur? Kütlesi 2. Artık madde sıvı hale geçtiğine göre suyun öz ısısını kullanıyorum. 1 ve sıcaklık değişimi de delta t. Buradan arkadaşlar delta t ne çıkar? 40 santigrat derece. Yani sıcaklığı 100 santigrat dereceyken 40 santigrat derece azalacak demektir. O halde maddenin son sıcaklığı ne olur arkadaşlar? 100'dü zaten. 40 azalırsa o halde bu durumda maddenin sıcaklığı 60 santigrat derece olur diyebiliriz. Yani 120 santigrat derecedeki 2 gram su buharı çevresine 1180 kalori ısı verirse 60 santigrat derecede su olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuz KLM saf maddelerinin erime ve kaynama sıcaklıkları tabloda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar bakalım eksi 40 santigrat derecede üçü de katı haldedir diyor. Bakın eksi 40 santigrat derece nereye denk gelir arkadaşlar? Eksi 40 santigrat derece K maddesi için yaklaşık bu noktaya denk gelir. Yani erime sıcaklığının altında olduğuna göre K maddesi katıdır. Yine eksi 40 santigrat derece bu noktaya gelecek. L maddesi de katıdır. Yine eksi 40 santigrat derece bu bölgeye denk gelecektir. O zaman üçü de katı haldedir, doğrudur. Çünkü eksi 40 santigrat derece üçünün de erime sıcaklığından daha düşüktür. 0 derecede üçü de sıvı haldedir demiş. Bakın 0 derece arkadaşlar nereye denk geliyor? 0 dereceyi şöyle kırmızıyla gösterelim. 0 derece bu noktaya denk gelir. O zaman K sıvı haldedir. Peki L maddesine bakalım. Yine 0 derece erime ve kaynama sıcaklıklarının arasına denk geliyor. Bu da sıvı haldedir. Ancak 0 derece M maddesinin erime sıcaklığından düşüktür. Dolayısıyla M maddesi 0 derecede katı haldedir. O zaman üçü de sıvı haldedir diyemeyiz. 150 derecede üçü de gaz haldedir. Bakalım arkadaşlar. Yeşille yazıyorum. 150 derece K'nın kaynama noktasından büyük. 150 derece L'nin de kaynama noktasından büyük. 150 derece M'nin de kaynama noktasından büyük. O zaman üçü de kaynama noktasından büyük olduğuna göre üçü de gaz haldedir diyebiliriz. Yani birinci ve üçüncü bilgilerimiz doğrudur arkadaşlar. Bakın şu bilgiyi hatırlatalım hemen. Neydi bizim kuralımız? Eğer bir maddenin sıcaklığı erime noktasından daha düşükse bu madde nedir? Katı haldedir. Eğer maddenin sıcaklığı erime noktasından büyük ancak kaynama noktasından küçükse bu madde sıvı haldedir. Eğer maddenin sıcaklığı kaynama noktasını da geçmişse artık bu madde gaz haldedir diyebiliriz. Yine aynı mantıkla çözeceğimiz bir soru. X, Y, Z maddelerinin donma ve kaynama noktaları tablodaki gibidir. Maddelerin sıcaklığı 10 santigrat dereceden 100 santigrat dereceye çıkarken önce katı, sonra sıvı ve en sonda gaz hale geçen maddeler hangileridir? Şimdi bakalım arkadaşlar X maddesi için 10 derece nereye denk geliyor? Donma ve kaynama noktaları arasına denk geleceği için 10 dereceden 100 dereceye çıkana kadar. Bakın 10 dereceden 100 dereceye çıkana kadar zaten 10 derecede madde nedir? Sıvı haldedir. Dolayısıyla önce katı değildir. Peki Y maddesi için bakalım. Yine 10 derece nerededir arkadaşlar? Bakalım 10 derece buraya denk geliyor. Bu önce sıvı haldedir zaten.
bize ne diyor? 10 derecede katı, sıvı ve gaz olsun diyor. 10 derecede zaten bu madde sıvı haldedir. Dolayısıyla Y maddesi de katı haldedir diyemem. Ancak Z maddesi için baktığım zaman Z maddesi 10 derece bu noktaya denk geliyor. 10 derecede bu madde nedir? Katıdır. Sıcaklık 100'e kadar çıkacağını söylüyor bize. Dolayısıyla burada ne olur arkadaşlar? Katıdan buradan buraya geçerken önce madde ne yapar? Sıvı hale geçer. Buradan sonra tekrar 83 dereceyi geçtikten sonra gaz hale geçer. Baktığımız zaman Z maddesi 10 derecede katıdır. 26 dereceden sonra sıvı hale geçer. Ardından 83 dereceden sonra gaz hale geçer ve 100 dereceye gelir. O zaman bizim cevabımız nedir? Z maddesidir arkadaşlar. Kütlesi 20 gram olan katı bir maddenin hal değiştirme grafiği şekildeki gibidir. Buna göre maddenin katı halinin öz ısısını hesaplayınız diye sormuş arkadaşlar. Peki bakalım buradan ne söyleyebiliriz? Kütlesi 20 gram olarak verilmiş. Hal değiştirme grafiği şekildeki gibidir. Katı halinin öz ısısını hesaplayınız diyor. Şimdi arkadaşlar bu maddenin zaten sıcaklık ısı grafiği verildiğine göre bize bu maddenin ilk başta katı halde olduğu bölgede bize öz ısısını soruyor. Bakın bu bölgede aldığı ısı Q1 kadardır. Nedir Q1? Bakalım Q1 eşittir M çarpı C çarpı delta T'den. Zaten maddenin bu bölgede aldığı ısı 40 kalori. Eşittir. Cismin kütlesi de 20 gram olduğunu söylemiş. Katı halinin öz ısısını bilmiyorum. Ama bu bölgede kazan sıcaklık değişimi 20'den 40'a çıkmış. Yani 20 derecelik bir sıcaklık değişimi vardır. Dolayısıyla 40 eşittir. 400 çarpı C katı. Buradan da katı haldeki öz ısısı 40 bölü 400. Yani 1 bölü 10. Yani 0.1 kalori bölü gram santigrat derecedir diyebiliriz. Ya da arkadaşlar mesela bize burada sormamış ama şunu da sorabilirdi. Erime ısısını hesaplayın da diyebilirdi. Peki bunun erime ısısı ne kadardır? Bakın ikinci bölgede maddenin erimeye eridiği bölgede kazandığı ısı miktarı yine ne kadar arkadaşlar? 40 kaloridir. Değil mi? 40 kaloriden 80 kaloriye çekiyor. O zaman eridiği bölgede yani şu Q2 ile gösterelim. Q2 ile gösterilen bölgede maddenin kazandığı ısı nasıl hesaplanır? M çarpı LE'dir. Dolayısıyla bu bölgede kazandığı ısı miktarı nedir? 40 kalori eşittir. Cismin kütlesinin zaten 20 gram olduğunu biliyoruz. Erime ısısı ne kadardır diyelim. O zaman buradan erime ısısı da 2 kalori bölü gram olarak çıkacaktır arkadaşlar. Saf bir maddeye ait sıcaklık ısı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre madde miktarı azaltıldığında delta Q ve alfa değerleri nasıl değişir demiş. Şimdi sıcaklık ısı grafiği verilmiş bize arkadaşlar. Zaten bildiğiniz gibi bakın bu delta Q değeri. Delta Q değeri nasıl hesaplanır arkadaşlar? M çarpı LE'dir. Zaten LE dediğimiz erime ısısı burada madde miktarına bağlı olmadığına göre bu sabit bir sayıdır. O halde ben M kütlesini azaltırsam delta Q değeri de ne olacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Dolayısıyla ne diyoruz arkadaşlar? Madde miktarı azalırsa delta Q dediğimiz maddenin erimesi için gerekli ısı miktarı da doğal olarak ne yapar? Artar. Peki alfa değeri için ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Bakın burada maddeye verilen ısı miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişki gösterilmiş. Peki şöyle bir şey yazabilir miyiz arkadaşlar? Eğer madde miktarı azalırsa sıcaklık değişimi bundan nasıl etkileniyordu? Madde miktarının azalması sıcaklık değişimini daha kolay arttırıyordu. Ya sıcaklığı daha kolay arttırıyordu. Çünkü kütlesi küçük olan maddenin sıcaklığını arttırmak daha kolaydır. O zaman aynı ısıyla bakın aynı ısı miktarını verdiğimi düşünürsem değil mi? Maddenin sıcaklığı daha çok artacaktır. Mesela diyelim ki aynı ısıyla maddenin sıcaklığı şuralara bir yere gelecek. Doğal olarak nasıl olur arkadaşlar? Buradan itibaren düşünürsem şöyle bir grafik karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla da alfa açısı ne olur arkadaşlar? Artar diyebiliriz. Sıcaklıkları farklı KL katı maddeleri yalnız birbirleriyle ısı alışverişi yapabiliyor. K maddesinin sıcaklığı azalırken L'ninki değişmediğine göre hangileri doğru olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar verilen bilgileri incelersek bakın şöyle bir sıcaklık ekseni hatta sıcaklık zaman grafiği gibi düşünelim bunu. Burası sıcaklık eksenimiz olsun. Burası da zaman
eksenimiz olsun. Bize diyor ki K ve L maddeleri ısı alışverişi yapıyor. Ancak K maddesinin sıcaklığı azalıyor, L'ninki değişmiyor. K maddesinin sıcaklığı azaldığına göre K maddesi ısı veriyordur. Dolayısıyla K maddesinin sıcaklığı daha büyük demektir. K maddesinin sıcaklığı azalırken L maddesi ne yapıyor? Sıcaklığını değiştirmiyor. Yani K maddesi ısı veriyor. L maddesi de K maddesi ısı verdiğine göre L maddesi ısı alıyor demektir. Dolayısıyla K maddesi erime sıcaklığında bir katı madde olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Neden? K maddesi zaten katı halde bir madde ve erime sıcaklığında katı haldeki bir madde ısı verdikçe ne yapar? Sıcaklığı azalmaya başlar. Örneğin arkadaşlar 0 derecede buz olduğunu düşünelim. Bakın 0 derecede buz için 0 derece erime sıcaklığıdır. 0 derecedeki buzun şöyle yazalım şöyle 0 derecede buz olduğunu kabul edelim. Bakın 0 derecedeki buz ısı vermeye başladığı andan itibaren ne yapar? Sıcaklığı direkt azalmaya başlar. Dolayısıyla bu olabilir deriz. L maddesi sıvılaşma sıcaklığında bir gazdır. Şimdi bir gaz haldeki bir maddenin sıvılaşmaya başlaması için ısı kaybetmesi gerekir. Ancak L maddesi ısı alıyor. Dolayısıyla bu olamaz. L maddesi kaynama sıcaklığında bir gazdır. Arkadaşlar L maddesi şu anda ne yapıyor? Bakın L maddesi ısı alıyor. Mesela kaynama sıcaklığında bir gaz olabilir mi? Şimdi mesela bunu su olarak düşünelim ya da su buharı olarak düşünelim. Mesela 100 derecede bunun su buharı olduğunu düşünelim. Eğer 100 derecedeki su buharı ısı alırsa ne yapar? 100 derecedeki su buharı ısı alırsa direkt sıcaklığı artacaktır. Ama burada ne yapmış? Isı almasına rağmen sıcaklığı değişmemiş. Bize bunu şöyle olsaydı doğru olurdu. L maddesi kaynama sıcaklığında bir sıvıdır deseydi doğru olurdu. Eğer kaynama sıcaklığında bir gaz olsaydı ısı alır almaz sıcaklığının artması gerekirdi. İkinci bilgimiz de yanlıştır arkadaşlar. Burada sadece birinci bilgimiz doğrudur diyebiliriz. Bir kaptaki M2 gram su içine M1 gram buz atıldığında kaptaki buz kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi bize diyor ki kabımızın içinde M2 gram su var. Değil mi? Şöyle M2 gram su ve bu M2 gram su içerisine M1 kütlesinde bir buz parçası atıyoruz. Şimdi bu grafiğe baktığımız zaman ilk anda buzun miktarının değişmediğini görüyoruz. Bu bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Demek ki bu olay başladığı anda olay başlar başlamaz ne su hemen donmaya başlamıştır ne de buz hemen erimeye başlamıştır. Bu da bize şunu gösterir. Demek ki su hemen donmadığına göre suyun sıcaklığı sıfırın üzerindedir. Buzun sıcaklığı ise sıfırın altındadır. Aksi halde suyun bakın bu bölgede buz miktarı arttığına göre su donmuş demektir. O zaman suyun hemen donması gerekirdi. Dolayısıyla suyun sıcaklığı ilk başta 0 dereceden büyüktür. Peki bakalım arkadaşlar M2 gram su ve M1 gram buz vardı. Eğer suyun tamamı donsaydı o zaman zaten M1 gram buz vardı. M2 gram da su olduğuna göre bu suyun tamamı donsaydı toplam buz kütlesi M1 artı M2 kadar olmalıydı. Ancak buz miktarı M2 gramda kalmış. Dolayısıyla suyun tamamı donmuştur. Yanlış bir bilgidir. Karışımın son sıcaklığı 0 derecedir. Bakın maddeler birbiriyle ısı alışverişi yaptıklarında belli bir denge sıcaklığına ulaşırlar. Ve bu denge sıcaklığına ulaştıktan sonra ısı alışverişimiz de biter. Burada arkadaşlar bakın suyun tamamı donmamış ve o andan itibaren buz miktarı sabit kalmış. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki tam T2 anından itibaren buz miktarı sabit kaldığına göre o zaman suyun donması artık bitmiş demektir. Ancak suyun da tamamı donmadığına göre demek ki karışımın son sıcaklığı da 0 derecedir diyebiliriz. Yani burada bakın grafiği tamamlarsak arkadaşlar şöyle bir grafik olmuş olabilir. Bakın su donmaya başlamış. Pardon, su önce sıcaklığı azalmış. Bu sırada buz da ısı alıyor. Su donmaya başlamış. Ancak suyun tamamı donmadan her ikisi de 0 dereceye ulaşmış ve ısı alışverişi bitmiş demektir. O zaman burada arkadaşlar bilgilerimiz birinci ve üçüncü bilgilerimiz doğrudur diyebiliriz.
Isıcı yalıtılmış kaptaki sıcaklığı 0 derecenin üzerinde olan suya sıcaklığı 0 derecenin altında bir buz parçası ekleniyor. Sistem ısıl dengeye gelinceye kadar geçen sürede aşağıdaki yargılardan hangileri hangisi kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu grafiği incelediğimizde şunu görebiliriz. Bir önceki soruya benzerdir aslında bu. Bakın ne var elimizde? 0 derecenin üstünde su var. Şuna suyun sıcaklığı diyelim. Şurada da 0 derecenin altında buz parçası var. Şimdi o zaman kesinlikle buzun tamamı erir diyebilir miyiz? Bunu söyleyemeyiz. Çünkü kaç gram ve sıcaklık nedir bilemediğimiz için acaba bu su buzun tamamını eritecek mi eritmeyecek mi? Onu bilemeyiz. Buzun sıcaklığı artar. Bakın burada sıcaklığı büyük olan su olduğuna göre su ısı verecek. Buz ısı alacak. Buz ısı aldığı zaman bir kere sıfıra kadar mutlaka sıcaklığı artacak. O zaman buzun sıcaklığı artar kesinlikle doğrudur. Peki buzun sıcaklığı değişmez. Bu kesinlikle yanlıştır. Çünkü sudan ısı alır almaz buzun sıcaklığında bir artış mutlaka gözlenecektir. Suyun tamamının donup donmayacağını da burada ezbere bilemeyiz. Çünkü buzun kütlesi sıcaklığı ve suyun kütlesi sıcaklığı hakkında hiçbir net bilgimiz yok. Suyun sıcaklığı değişmez. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Çünkü su buza ısı verir vermez sıcaklık direkt azalacaktır. Burada kesin doğru olan B şıkkıdır arkadaşlar. Diğer sorumuz, sıcaklığı sürekli 80 santigrat derece olan saunada tahta döşemeye dokunulduğunda hissedilen sıcaklık aynı anda tahtaya çakılı metal çiviye dokunulduğundan daha yüksek hissedilir diyor. Peki buna göre dokunmadan önce hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar burada metal bir çivi veya bir tahta aynı ortamdayken bir kere sıcaklıkları birbirine eşittir. Çünkü aynı ortamda bakın 80 derecedeki ortamda bekletildiklerine göre bunların her ikisinin de sıcaklığı 80 derecedir. Peki neden biz burada metal çiviye dokunduğumuz zaman daha çok sıcaklığı hissediyoruz? Tahta çiviye dokunduğumuz zaman hissedemiyoruz. İşte burada bu maddelerin ısı iletkenlikleri arasındaki farktır bunu bize gösteren. Dolayısıyla ahşabın sıcaklığı sıvınınkine eşittir doğrudur ancak ikinci bilgi zaten buna göre yanlış olur. Ahşabın ısısı çividen küçüktür. Ahşabın ısısı çivininkine eşittir. Zaten bir maddenin ısısı diye bir kavramdan bahsedemeyeceğimize göre burada doğru olan bilgi yalnız birincidir. Isıcı yalıtılmış kaptaki suyun içine bir buz parçası atılıyor. Isı denge sağlandığında buzun kütlesinin arttığı görülüyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Bakın ne diyor arkadaşlar? Suyun içine bir buz parçası atıyoruz ve buzun kütlesi artıyor. O halde buradan hangileri kesinlikle doğrudur? Bakalım. Şimdi buzun kütlesi arttığına göre bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Buzun kütlesi arttığına göre suyun donduğunu buradan görüyoruz değil mi? Buzun kütlesi artıyor diyor. Dolayısıyla bu ne demektir? Su donuyor demektir. Peki su donuyorsa o zaman buzun sıcaklığının 0 dereceden düşük olduğu kesindir arkadaşlar. Çünkü bakın şöyle bir grafik olabilir bu. Mesela buzun sıcaklığı sıfırın altındadır. Suyun sıcaklığı da sıfır derecedir. Buz ısı alır ve su sıfır derecedeki su ısı verir vermez donmaya başlar. Dolayısıyla buzun sıcaklığının sıfır dereceden düşük olduğu kesindir. Peki suyun sıcaklığı sıfır derecedir olabilir mi? Bakın burada suyun sıcaklığı sıfır derece olabilir dedik. Ancak burada arkadaşlar suyun sıcaklığı sıfır da olmayabilir. Mesela sıfırın üzerinde de olabilir. Şöyle bir grafik de olabilirdi. Mesela burada diyelim ki daha önceki sorularda da bunu görmüştük. Mesela suyun buzun sıcaklığı sıfırın altındadır. Suyun sıcaklığı sıfırın üzerindedir. Su önce sıcaklığını azaltır sonra donmaya başlar. Buz da sıcaklığını arttırır. Dolayısıyla suyun sıcaklığının sıfırın üstünde olma ihtimali de vardır. Buzun sıcaklığı sıfır derecedir demiş. Buzun sıcaklığının sıfır derece olup olmadığı konusunda da bir şey söyleyemeyiz. Çünkü şöyle de diyebiliriz aslında arkadaşlar. Buzun sıcaklığı sıfır derece olsaydı suyu donduramazdı. Dolayısıyla bu da yanlıştır. O zaman burada da doğru olan bilgimiz yalnız birdir diyoruz. Arkadaşlar bu dersimizde hal değişimi ile ilgili sorular çözdük. Hepinize başarılar diliyorum.